Ta 2002'de başlayıp en son filmini 2016 yılında izlediğimiz ve halen daha devam edeceğini düşündüğümüz bir seriden bahsedeceğim sizlere. 2002'den bu yana Buz Devri film serisi eminim ki hepinizin hayatına dokunmuştur bir noktada. Harika bir animasyon serisi olarak geçiyor Buz Devri ve eminim ki Türkiye'de çok popüler. Türkiye'de çok biliniyor. Sizi bilmem ama ben bu serinin bazı filmlerini annemle daha izlemiştim. Yani anlayacağınız kadarıyla bu animasyon her kitleye hitap edebiliyor. Karakterler, anlattığı hikaye ve özellikle de komedi her şeyi bir yana buz Devri filmleri bizlere çok güzel bir şekilde komedi verebiliyordu. Bizleri güldürmeyi başarıyorlardı. Kişisel hayatıma bakacak olursak ben film izlemeyi seven bir insanım. Ve özellikle animasyon serilerinde dönüp dönüp izlediğim filmlerden bir tanesi de elbette ki Buz Devri serisiydi. Yani anlayacağınız benim için de bu serinin yeri ayrı. Özellikle bir dönem vardı ki evimizde internet falan yoktu. Elinde de izleyebileceğim sadece Buz Devri'nin dördüncü filmi vardı. İzleyecek başka bir şey olmayan çocuk elbette ki dönüp dolaşıp aynı filmi izleyip duruyordu. Buz Devri dördünde bende böyle garip bir hikayesi var. Neyse artık Buz Devri serisinden bahsetmeyi ve de benimle olan hikayesini bir kenara bırakırsak gelelim asıl haberimize. Bu çok sevgili Buz Devri serimizin yeni bir filmi geliyor arkadaşlar. Aslında Buz Devri serisine dair son zamanlarda haberler kötüydü. Buz Devri serisi aslında Fox'a aitti. Fox da yakın zamanda Disney'e satıldı. Disney de Buz Devri'yi yapan animasyon şirketini kapattı aslında. Ben de dahil çoğu kişi aslında bir daha Buz Devri'nin gelmeyeceğini sanıyordu. Fakat Disney bizi yanılttı ve Disney duyurdu arkadaşlar. Yeni bir Buz Devri filmi geliyor. Gelecek olan bu film direkt olarak 6. bir film olmayacak aslında. Spin-off bir film izleyeceğiz. Spin-off film demek arkadaşlar aynı evrende geçen farklı bir karakteri anlatmak demek. Aslında merak etmeyin yine tanıdığımız bir karakterin hikayesini anlatacaklar. 3. ve 5. filmde gördüğümüz Bak karakterini hepiniz biliyorsunuzdur. Kendisi de en az diğer karakterler popüler ve seviliyor. İşte gelecek olan yeni bu seri filmi Bak karakterine odaklanacak. Onun hikayesini anlatacaklar bizlere. Videoyu durduracağım kusura bakmayın. Şunu hatırlatmak istiyorum. Lütfen kanala abone olup videoyu beğenin. Bu şekilde hem ben mutlu olmuş oluyorum hem de sizler de filmlere dair gelen yeni haberlerden haberdar olmuş oluyorsunuz. Tamam hadi gelin videoya devam edelim. Ayrıca açıklanan detaylara göre gelecek olan biz bu filmi sinemada izleyemeyeceğiz. Muhtemelen bu filmi sadece Disney Plus'a özel olarak getirecekler. Filmin çıkış tarihi de 2022 olarak açıklanmış. Yani 2022'nin herhangi bir ayında biz bu filmi izleyebileceğiz sonunda. Üzgün olduğum tek şey bu filmi sinemada göremeyecek olmamız. Eğer Disney Plus ülkemize gelmez ise biz bu filmi asıl kadrosunun Türkçe dublajıyla birlikte izleyemeyeceğiz demek olur bu. Ve bu da Türkiye babında buz devrine en büyük darbe vurur arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki buz devrinin dublaj kadrosu harika. Türkiye adına konuşuyorum en azından. Ve eğer Disney Plus'ta biz o Türkiye dublajı göremezsek bence eski tadı filmden asla alamayız. Umarım bu film çıkana kadar Disney Plus ülkemize gelmiş olur. Hele bir şu film çıksın da. Muhtemelen Disney'e gelen tepkilere göre bu filmin izlenme oranlarına göre yeni bir buz devri filminin gelip gelmeyeceğini kararlaştıracaktır diye düşünüyorum. Yani aslında bu film buz devri serisinin kaderini belirleyecek. Aslında buz devi serisinin Disney eline geçmesinden ben memnunum. Disney Pixar'ın elinden çekmiş bu buz devi filmi izlemek gerçekten çok keyifli olacaktır. Ben buna inanıyorum. Çünkü Pixar yaptığı her şey kaliteli yapıyor. Ve altında da çok güzel bir hikaye sunuyor bizlere. Tamamen güzel bir hikaye odaklı bir buz devi filmi izlemek bana kalsa bir fazlasıyla tatmin edecektir. Tabi bu hikayenin yanında komedi unsurunu da unutmamak gerekiyor. Buz devi serisinde komedi unsuru ön plandaydı. Bunu arka plana atmak saçma olur. Lütfen hikayeyle birlikte komedi de ön planda olsun. Yani işte haber ve benim söyleyeceğim şeyler bu kadardı. Umarım bu haberle birlikte sizleri mutlu edebilmişimdir. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.